Kabir azabı var mı yok mu? Yok diyorsanız bile bir kere izlemenizi tavsiye ederim. İstifade edeceğinize eminim. İtiraz edenler diyor ki kabir azabı Kur'an'da yok. Böyle önemli bir mesele olsaydı Kur'an'da haber verilirdi. Peki işin aslı nedir? Şimdi değerli arkadaşlar cehennem kafirler için yaratılmıştır. Ama Müslümanların da düşme tehlikesi vardır. Allahu Teala buyuruyor ki ey iman edenler kendinizi ve ailenizi Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Soru şu. Allahu Teala Müslümanlara kendinizi ateşten koruyun buyuruyor. Peki neden hiç Kur'an'da Müslümanların cehennem azabından bahsedilmiyor? Dikkat ettiniz mi? Tahrim 6. ayette ateşten koruyun buyurdu. Ateşe girme tehlikesi var ama Kur'an'da Müslümanların uğrayacağı azaptan bahsedilmiyor. Emredilen ibadetler var. Allah'tan sakının. Korkun buyruluyor. Mesela defalarca namaz kılınması emrediliyor. Yapılmadığı takdirde bir karşılığı olmalı. Oruç, hac, diğer ibadetler terk edildiği zaman bir karşılığı olmalı. Ama Kur'an'da anlatılmıyor. Rabbimiz hep kafirler üzerinden örnek verir. Kafirlerin uğrayacağı cehennem azabından bahsediyor. Biz buradan cehennemin ne kadar korkunç bir yer olduğunu anlarız ve sakınırız. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara cehennem azabı anlatılmıyor diye cehennem azabı yok mu diyeceğiz? İşte az önce okuduğum ayet Ateşten sakının diyor. İşte bu gerçeği şimdi zihninizde tutun. Şu ayetlere bakalım ve kabir azabı var mı yok mu anlayalım. Nuh suresi 25. ayette helak edilen kavimden bahsederken şu ifade kullanılıyor. Mimma hadiyatihim ugriku feudkhilu naran. Günahları yüzünden tufanda boğuldular Ardından ateşe atıldılar. Buradaki fe'uduhil kelimesindeki fa harfi fa takibiye dediğimiz bir şeyin ardından diğerinin hemen gerçekleştiğini ifade için kullanılan bir harf. Boğuldular yani öldüler ve ateşe atıldılar buyruluyor. Daha mahşer kurulmadı, hesap görülmedi ki nasıl ateşe atıldılar? Bakın cehenneme atıldılar buyurulmuyor. Ateşe atıldılar deniyor. Yani bir azaba çarptırıldıkları ifade ediliyor. İşte bu ölümden hemen sonraki azap nedir? kabir azabıdır. Yine bu gerçeği başka ayetler de teyit ediyor. Mesela bunlardan biri Firavun'un Musa aleyhisselam ile mücadelesi anlatılıyor. Firavun'u yok etti buyurduktan sonra Mü'min 46'da اَنَّارُ aleyha عَلَيْهَا غُدُوا Sabah ve akşam ateş onlara sunulur, arz edilir. Kıyamet koptuğunda ise Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Yani öldükten sonra bir azap görüyorlar. Kıyamet kopunca daha şiddetlisine çarpıtılacaklar. Dikkat edin iki ayette de öldükten hemen sonra ateş ile azap edilecekleri ifade edildi. Kıyamette ise daha şiddetlisine çarpıtılacakları buyuruldu. Burada kabir azabı ifadesini aramaya gerek yok. Siz buna ölümden sonraki azap da diyebilirsiniz. İlla kabir azabı ifadesiyle geçmesine gerek yok ki. Ayetler açıkça ölümden hemen sonra yaşanacak azaptan bahsediyor. Yine başka bir örnek Tevbe suresi 101. ayette münafıklardan bahsediyor ve buyuruyor ki: "Senu'azzibuhum merrateyn onlara iki defa azap edeceğiz. Sunne yuradduna ila azabin azim. Sonra da büyük azaba itilecekler." Müfessir sahabeler buradaki iki azabın birisinin dünyada İslam'ın ilerleyişini görmeleri, zelil olmaları, ikincisinin ise kabir azabı olduğunu söylemişler. Neticede itilecekleri büyük azaptan önce de azap edilecekleri açıkça ifade ediliyor. İşte size en başta söylediğim şey nasıl ki Kur'an'da cehennem azabı kafirler ve münafıklar üzerinden anlatılıyorsa cehennemden önce ölümden hemen sonra gerçekleşen kabir azabı da kafirler ve münafıklar üzerinden örneklendirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani ölen kişi ya nimetlendirilir ya da ateşe arz olur, azap edilir buyurmuştur. E biliyorsunuz Bakara 151. ayette o peygamber size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor buyurulmuştu. Peygamberimiz de bu gerçeği bize haber vermiş oluyor. Dolayısıyla öldükten sonra kabir azabı yok diyenlere işte ayetler açık. Ama kafirler hakkında buyuruluyor diye itiraz edenlere de diyoruz ki cehennem azabı da kafirler üzerinden örneklendirilmiştir. Yani hiç hadis olmasa bile kabir azabını öldükten hemen sonra gerçekleşecek bir azabı inkar etmek için bir sebep yoktur. Ayetler gayet açık. Peki kabir azabı ruha mı bedene mi? İnsanlara yer altında çürümekte olan bedenin azap göreceği saçma geliyor. Veya bedeni yakılan insan ne olacak peki? Diye soruluyor doğal olarak. Şimdi arkadaşlar. Asıl azap ruhadır. Ruhun bulunduğu yer, asıl kabir orasıdır. Yani nimetlendirilen veya azap edilen yer orasıdır toprağın altı değildir. Beden ruhun dünyadaki temsil noktasıdır. Şöyle anlatalım. Ruh o bedene kodlandığı için irtibatlıdır. O yüzden ölen kişinin ilk sorgusunun bedenle irtibatlı bir şekilde orada gerçekleşeceği hadislerde beyan ediliyor. Bedenle irtibatlı asıl hisseden ruhtur. Kabrin genişlemesi, daralması da toprağın açılmasıyla alakalı değildir. Ruhun makamının genişlemesidir. Dolayısıyla kabrin ateşle dolması da ruhun aleminde yani onun bulunduğu boyutta karşı karşıya kaldığı azaptır. Bunun da bir rüya gibi olduğu söylenmiştir. Rüyada çekilen ızdırap da belki gerçeği kadar olmasa da çok elem vericidir. Gördüğümüz kötü rüyalardan bunu anlayabiliriz. İşte bu ölümden hemen sonra maruz kalınan azaptır. Tekrar yaratılan bedenine iade edilip cehenneme atılması da ayette geçen büyük azaptır. Ruhla beden bir azap çeker. Ruhla beden aynı şekilde bugün nasıl canlıysak aynı şekilde canlı olarak azap çeker. E dolayısıyla burada anlaşılmayan bir şey yok. Dediğim gibi hiç hadis olmasa bile bunu inkar ettirecek bir durum söz konusu değil. Ölümden hemen sonra maruz kalınan bir azap vardır. Ayetler açık. Biz de buna kabir azabı diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabir azabının bazı sebeplerini saymıştır. Hani hepiniz biliyorsunuz iki kişinin mezarı başında bunlar azap ediliyorlar. Biri idrardan sakınmazdı, diğeri laf taşırdı buyuruyor. Adam diyor ki idrardan sakınmadığı için böyle basit bir şey için azap edilir mi diyor. Peygamberimiz de Hadis-i Şerif'te buyuruyor zaten. Büyük bir günahtan azap edilmiyorlar. Yani insanların önemsemediği bir şeyden dolayı azap ediliyorlar. İdrar nedir? necasettir. Necaset namazın engellerinden birisidir. Allah muhafaza üzerinde necaset namaz kıldığını zannediyorsun. Daha ilmi halin başında ne diyor namazın farzlarında? Necasetten taharet, üzerinde veya namaz kılacağın yerdeki necasetten arınmak küçük bir şeymiş gibi aslında ama sebep olduğu şey büyük. İşte bu bilgiler ışığında biz kabir azabının varlığına iman ediyoruz, inkar edenleri reddediyoruz. Onların Kur'an diyerek kabir azabını inkar etmesi Kur'an'a aykırı bir tutumdur. Rabbim onlara da anlamayı nasip etsin. Cümlemizi kabir azabından muhafaza buyursun.